Tilki ve Eşek. Eski zamanlarda zayıf ve alçı bir eşek vardı. Bu eşek sabahtan akşama kadar alçı bir şekilde kayalıklarda geziyordu. Orada sudan başka hiçbir şey yoktu. O civarda bir orman vardı. O ormanın kralı aslandı. Bir gün bu aslan büyük bir file savaştı. Çok yoruldu. Bu nedenle avlanamadı ve diğer hayvanlarda aç kaldı. Çünkü onlar aslanın ardıklarını yiyorlardı. Aslan tilkiye, "Git benim için bir eşek avla. Ormanın çevresinde bir eşek bul. Onu güzel sözlerle kandır ve buraya getir. Eşeği yersem güçlenirim, o zaman ava çıkarım. Siz de aç kalmasınız," dedi. Tilki her yerde eşek aradı. Sonunda zavallı eşeği buldu. Sıcak bir şekilde zavallı eşeği selam verdi. Tilki eşeği, "Burada hiç yiyecek yok. Burada nasıl yaşıyorsun?" diye sordu. Eşek, "Her zaman Allah'a şükür ediyorum. Çünkü kötünün daha da kötüsü vardır," dedi. Tilki eşeğe, "Seni yeşilliklerle, pınarlarla ve yiyeceklerle dolu bir yere götüreceğim. Orada huzur ve güven içinde yaşarsın," dedi. Eşek da tilkiye, "Sen orada geliyorsun. O zaman neden zayıfsın? Bana yalan söylüyorsun," dedi. Eşek tilkiye ile bir süre tartıştı. Ama eşeği sonunda kandırdı. Tilki eşeği ormanı getirirken aslan uzaktan eşek ve tilkiyi gördü, sabredip onları beklemedi, hemen eşeği saldırdı. Ama eşek aslanı görüp kaçtı. Tilki aslana, "Ey padişahımız, niçin onun yaklaşmasını beklemediniz? Onu kaçırdınız," dedi. Aslan, "Kuvvetliyim. Onu kolayca yaklarım sandım. Sabrım ve aklım açlıktan yok olmuş. Onu tekrar buraya getir," dedi. "Tilki, inşallah onu yeniden kandırırım. Zaten onu bir kez kandırdım. Yeniden kandırabilirim," diye düşündü. Tilki hızlıca eşin yanına gitti. Eşek tilkiye, "Ey sahtekar, ben sana ne yaptım? Benim için aslanın önüne attın. Sen kötüsün. Biri öldürmek istedin. Sen düşmansın. Hadi git. Seni bir daha görmek istemiyorum," dedi. Tilki eşeğe bir çok güzel söz söyledi. Zavallı eşeği yine kandırdı. Aslan bu kez eşeğin kendisini iyice yaklaşmasını bekledi. Ona saldırdı ve zavallı eşeği öldürdü. Aslan eşeği yedikten sonra çok susadı ve su içmek için binara gitti. Tilki aslan yokken eşeğin ciğerini ve kalbini yedi.
aslan binadan geldi. Eşeğin çiğrini ve kalbini aradı ama bulamadı. Tilkiye bu eşeğin ciğeri ve kalbi nerede diye sordu. Tilki eşeğin ciğeri ve kalbi yoktu diye cevap verdi. Aslan nasıl olur? Her canlıda mutlaka kalbi ve ciğer bulunur dedi. Tilki eğer onun kalbi ve ciğer olsaydı onu iki kez kandırmazdın. Buraya asla iki kere gelmezdi diye cevap verdi.